tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor. Filistin bizi bekliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir kez daha İsrail'e tepki gösterdi. Terör devleti İsrail vurgusu yaptı. Filistin'in topraklarının terör devleti İsrail tarafından nasıl işgal edile edile bugünkü bir parça Filistin toprağına döndüğünü anlatacağız. Çünkü bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Yargı reformu paketi de gündemindeydi. Son duruma ilişkin bilgi verdi. Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yeni ve sivil anayasamıza da inşallah kavuşacağız. Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. kesimi olan Hastal Habibler Başakşehir etabının açılış töreninde konuştu. İstanbul'un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı, otoyolun ülke ekonomisine katacağı değerin yıllık 2.6 milyar lira olduğunu söyledi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı, 351 bin tonda karbon emisyon azaltımı faydası olacaktır. Erdoğan, açılış töreninin ardından yeni otoyolu kullandı.